Akademik Dünya ve Spor'dan hepinize mutlu günler. Akademik Dünya ve Spor sektörünü konuştuğumuz programımızda bugün yine bana İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Cem Tınaz eşlik edecek. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Diğer konuklarımız da Bilgi Spor öğrencileri Asena Melike Ağansoy ve Begüm Çapraz bugün bizlerle birlikte olacak. Ve ağırlıklı olarak Bilgi Spor'daki eğitimden bahsedeceğiz, spor yöneticiliğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlarımız nasıl eğitimler alıyorlar? Hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba. 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 İsterseniz sizleri tanıyarak başlayalım. Begüm, önce senden başlayalım. Ben Begüm Çapraz. Bilgi Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyorum. Kaçıncı sınıftasın Begüm? Üçüncü sınıfa geçtim. Devam ediyorsun o Evet, devam ediyorum. Asena, seni de kısaca tanıyalım. Merhaba, ben ikinci sınıfa geçtim. Asena Melike Ağansoy. Profesyonel olarak Brezilya Jiu-Jitsu yapıyorum. Ve başarıların da var. Evet. Devam ediyor aynı şekilde spor hayatı. Hemen şunu sormak istiyorum size arkadaşlar. Öncelikle neden bu bölümü tercih ettiniz, spor yöneticiliği bölümünü? Sizi en çok çeken şey neydi? Nasıl karar verdiniz ve süreç nasıl ilerledi? Ben başlayayım. Benim yaptığım spor sadece Türkiye'de değil, dünyada çok yeni ve tanınmamış bir spor henüz. Ben bunun insanlara tanıtılması ve daha çok yaygınlaştırılmasını gerektiğini düşündüğüm için spor yönetimi okumam gerektiğine kendimi inandırdım. Ve bu konuda araştırma yapmaya başladım. Türkiye'de bu işi en iyi kimden öğrenebilirim, en iyi eğitimi nereden alabilirim bu konu hakkında diye. Yaptığım araştırmalar sonucunda karşıma Sportsnet grup çıktı. Daha sonra Sportsnet grubun Bilgi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü program hakkında bir şeyler okudum. Okuduğum şeyler çok hoşuma gitti. Çünkü bu işi yaparken yine Türkiye'nin hani şu anda bulunduğu, sporda bulunduğu, bulunma nedeni olan aslında. Bence aslında biz çok büyük potansiyeli olan bir ülkeyiz. Ama maalesef yöneticilerimiz, çok iyi yöneticilerimiz de var tabii ki ama konuya daha hakim yöneticilere ihtiyacı var Türkiye'nin spor konusunda. Buna inandığım için ve bu eğitimi de en iyi şekilde Bilgi Üniversitesi'nde Sportsnet'le birlikte alacağımı düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Begüm, sen neler söyleyeceksin? Sen de kendi isteğin ve arzunla mı yoksa birinin yönlendirmesiyle mi bu bölüme dahil oldun? Yok, tabii ki kendi isteğim ve arzumla bölüme dahil oldum. Ben zaten 10 yıl kadar voleybol oynadım altyapıda. Maalesef çeşitli sakatlıklardan dolayı voleybol hayatım bitmek zorunda kaldı. Ama ben asla sporun peşini bırakmak hiçbir zaman istemedim. Yani kendimi, yani gözlerimi kapattığımda 5 yıl sonra kendimi nerede görüyor sorusunu sorduğumda her zaman sporun içinde olmak istediğimi fark ettiğim için bu bölüme geldim. Çok da mutluyum. İyi ki de geldiğini düşünüyorum. Hocam neler söylüyorsun? Şimdi iki arkadaşımızın arasında aldıkları eğitim bakımından bir fark var. Melike %30 İngilizce bir programda. Begüm'ün bulunduğu program %100 Türkçe. İlk sene giren öğrencimiz olduğu için biz aslında bölümü açarken İngilizce açma gayesindeydik. İlgili onayları o kısa süre zarfında alamadığımız için Türkçe açmak durumunda kaldık. Ama giren arkadaşlara da her zaman hani telkinde bulunduk İngilizcenin önemiyle alakalı. Melike'nin girdiği dersler içerisinde şu anda tamamen İngilizce olarak verilen bir takım dersler var. Ancak Begüm'ün aldığı dersler tamamen Türkçe. Yani şu andan itibaren giren öğrencilerimiz gene Melike'nin statüsünde giriyorlar. %30 İngilizce olarak giriyorlar. Her 10 dersin minimum 4 tanesini tamamen İngilizce olacak şekilde yapıyoruz. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten kaynak açısından da baktığımız zaman hani teorik temelleri sunduğumuz kaynaklara baktığımızda da İngilizce çok zengin bir dil. Aynı konuyla alakalı yazılmış belki yüzlerce kitap bulabiliyorsunuz ama Türkçe'ye dönüp baktığınızda maalesef alanında önde gelen akademisyenlerce yazılmış sınırlı sayıda kitap bulabiliyorsunuz. Bu da o bilgiyi aktarma, daha sonra aktardığımız bilgiyi sınava dönüştürüp sorgulama noktasında bir takım kısıtlar yaratıyor. Ancak kaynakları İngilizce olarak kullandığımız takdirde bu problemin ötesine geçmiş oluyoruz ki bizim için bir avantaj. Hı hı. Tabii ki farklı hayallerle geldiler. Bambaşka bir dünya olduğunu görüyorlar bence. Birazcık onu sormak lazım. Hani en başta hiç sadece bildikleriyle spora, bir sporcu olarak bildikleriyle geldikleri dünya ile şu anda karşılaştıkları dünya acaba nasıl, onu sormak lazım onlara belki de. Birazcık onlardan bahsetsinler bize. Tabii. Ben açıkçası bu kadar detaylı ve geniş bir dünyaya adım atacağımı aslında
Bilmiyordum. Çünkü çok fazla yönü hakkında bilgi edinmeye başladım spor yönetiminin. Ve sadece sporun yönetiminin Türkiye'de yapılış şeklini değil, dünyada aslında bu işin nasıl yapıldığını, farklı sistemler, farklı politik yönetim sistemlerine sahip devletler tarafından sporun nasıl yönetildiğine dair bilgiler edinmeye başladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü kendimizi geliştirmek adına da aslında başka örneklere bakarak ülkemizde de şu an yapıldığı şekliyle bunları harmanlayarak kullanırsak eğer sporu daha hızlı bir şekilde en azından hak ettiği yere ulaştırabileceğimizi düşünüyorum ben. O açıdan okuduğum bölüm benim için çok yararlı oldu. Ben de şunu ilave etmek istiyorum, sormak istiyorum. Az önce Cem hocamız da özellikle yabancı dilin gerçekten sporda çok önemli olduğundan bahsettik Asena. Sen de yurt dışında da ülkemizi temsil ediyorsun ve birçok farklı müsabakalarda bulunuyorsun. Bunun önemini gerçekten bir kez de senden dinleyelim mi? Yani ne farklılıklar oluyor senin açından girdiğinde? Belki sen de zor olarak görüyordun ama İngilizce eğitim alıyor olman, %30 İngilizce eğitimi alıyor olmanın sana kattıkları neler özellikle? Cem Hoca'nın da dediği gibi şu anda Türkiye'de yazılı kaynak olarak ulaşabileceğimiz çok fazla kaynak yok maalesef. Kaynak, daha fazla kaynağa ulaşmak için çok iyi bir araç İngilizce. Sadece kaynağa ulaşmak için değil, farklı ülkelerdeki insanlarla bu konu hakkında komünikasyon sağlamak için de olmazsa olmaz. Çünkü yani İngilizce bilmiyorsanız hiçbir şekilde dışarıyla bir bağlantınız olmuyor ve sadece Türkiye'deki geleneksel şekliyle bu işi yürütmeye çalışmak aslında çok da mantıklı değil, yani çözüm odaklı değil aslında. Onun için İngilizce eğitim almak ve bu konuyu aslında bir kısmını İngilizce olarak öğrenmek bizim için oldukça faydalı. Ben çok fazla yararını gördüm. Begüm, sen neler söyleyeceksin? Ben zaten İngilizce konusunda gerçekten çok muzdaribim. Benim hayatım bir dönüp noktası var. Hocamla beraber geçen kış Finlandiya'ya gittik. Gitmeden önce çok özgüvenliydim. Hani hocam sürekli bana şey diyordu, Begüm çok ciddi bir ortama gidiyoruz, hani gerçekten zorlanabilirsin, bunun farkında mısın? Tamam yaparım gibime gidiyordum. Gittim ve gerçekten kendimi o kadar kötü ve eksik hissettim ki, hani oradaki bütün insanlar İngilizce konusunda tabii, yani Amerikalılar, Finliler hepsi biliyor ve ben hani bana bir şey sorduklarında cevap verememek gerçekten böyle içime oturdu. Anlatacak yani çok şeyim var aslında. O kadar çok şeyim var ki fakat hani katılamamak gerçekten çok üzmüştü beni. O yüzden İngilizce yani olmazsa olmaz, olmazsa bir parçası olmaz gerçekten. Finlandiya bir dönüm noktası oldu aslında Begüm için bence. Yani 3-4 günlük süre zarfında konuya bambaşka bir perspektiften bakmaya başladı. Ve ben gelen aday öğrencilere de verdiğim çok gerçekten çok böyle hoşuma giden örneklerden bir tanesidir. Çünkü giderken Begüm'ün de ifade ettiği gibi hani ciddi bir ortama gittiğimizi, orada bir uluslararası yarışmaya katıldık biz. Begüm Üniversitesi'nin içinde yer aldığı bir grup var. 4 üniversitenin işbirliğinde oluşturmuş olduğumuz ve yaklaşık 5 yıldır süre gelen de bir ortam var, bir yarışma ortamı var. Bunun geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen versiyonuna buradan 5 öğrencimizle birlikte katıldık. Ve Begüm'e de giderken ben ifade ettim. Hani orada gerçekten ciddi bir ortamın içerisine gidiyoruz. Yabancı öğrenciler olacak ve 5 gün boyunca spor yöneticiliğiyle alakalı bir takım vakalarla karşı karşıya kalıp bunlara çözüm üreteceksiniz. Yani bir yarışma ortamı, rekabete gireceksiniz. Üretmen lazım, konuşman lazım, çalışman lazım. Hani turistik bir seyahate gitmiyoruz. Kesinlikle bunu iyi anla dedim. Tamam hocam dedi, geldi. Giderken ki Begüm'le o 5 gün sonunda dönen Begüm arasında bambaşka bir durum vardı. Yani aynı kız değildi. Ve o günden bugüne de baktığımızda gerçekten çok mesafe kat ettiğini görüyorum ben Begüm'ün. Hep verdiğim örneklerden bir tanesi. Daha gidecek çok yolu var. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani öğrenciler bir şekilde sporla haşır neşir olup, aday öğrenciler bir şekilde sporla haşır neşir olup, ha ben spor yöneticiliği, sporla alakalı bir şey, keyifli bir şey yapayım yaklaşımı sergileyerek gelip burada okumayı tercih edebiliyorlar. Ama daha sonra karşı karşıya kaldıkları dünya bambaşka bir dünya. İşin ne kadar dallanıp budaklandığını, alt basamakları olduğunu, yapılan işlerin aslında nasıl stratejilerle oluşturulması gerektiğini, en ufak bir konuyla alakalı bile yazılmış 300-400 sayfalık kitaplar olduğunu görüyorlar. Ve bu ortamın içerisine girdikleri zaman da ha bak bunu da yapabilirmişim, şunu da yapabilirmişim diye kendilerine yeni hedefler
belirleme durumları ortaya çıkıyor. Bunu görüyor olmak çok güzel. Yani ben de kendi geçmişime döndüğüm zaman üniversiteye girerkenki adamla çıkan adam arasında belirgin bir fark vardı. Çünkü hayata daha atıldığınız, o hayatınızla alakalı o önemli kararı verdiğiniz noktada 17-18 yaşındasınız. Daha bilinciniz oturmamış. O bilgiyi de çok nitelikli olarak bulamayabiliyorsunuz. Hani internet ortamında yapmış olduğunuz araştırmalar, kulaktan duyma edindiğiniz bilgiler alanla alakalı nelerle karşılaşacağınızı tam olarak size anlatamayabiliyor. O yüzden bir nevi bir bilinmeze adım atıyorsunuz. O bilinmeze adım attıktan sonra öğrencinin önüne alternatifler sunabiliyor olmak bizim öncelikli amacımız. Tüm bu çalışmalarımızda da onu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir takım staj imkanları sunuyoruz, etkinliklerde görev alma imkanları sunuyoruz, projeler var. Belki projeleri sormak lazım onlara. Evet, evet. Çünkü projelerde bizim temel amacımız üretmelerini sağlamak. Teorik eğitimi verdiğiniz zaman üretme tarafına odaklanmadığınızda o bilgiyi alıyor öğrenci ama 4 sene sonunda mezun olup da piyasaya çıktığında çalışmaya başladığında hadi yap dendiğinde nasıl yapacağım diye duruyor. Bizim projelerle gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç onları uygulama noktasında harekete geçirmek. Yani o edindikleri bilgileri uygulamaya dökmeleri ve bir şeyler üretmelerini sağlamak. O noktada hani bunu sormak isterim. Ne düşünüyorlar? Çünkü hemen hemen her derste projeniz var. Evet. Ne düşünüyorlar o projelerle alakalı? Katkı sağladığını düşünüyorlar mı? Ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar? Bunu soralım onlara. Ben daha önce de söylemiştim. Yaptığım spor çok yeni bir spor ve benim amacım aslında bu bölümü okurken sporu ülkemize yaygınlaştırmaktı. Ve aklımda böyle bir fikir vardı ama bunu nasıl başaracağıma dair herhangi bir fikrim yoktu. Yani ne yapmam gerektiğini, nasıl bir proje oluşturmam gerektiğini, içinde nelerin bulunması gerektiğini, nerelere başvurabileceğimi bunlara dair hiçbir bilgim yoktu. Ama sınıfta yani dönem boyunca çalıştığımız şeylerden sonra bizden proje oluşturmamız istendiği zaman evet aslında bunu yapabilirim, buraya başvurabilirim, aslında bu insanlarla da konuşabilirim, projemi şu şekilde oluşturabilirim gibi kendimi bir anda projeyi tamamlarken buldum ilk yaptığım projede. Ve çok etkilendim çünkü hani ne yapacağını bilmeyen bir insandan sonra nasıl proje oluşturması gerektiğini bilen bir insana dönüştüm. Ve öğrenci olarak değil, Cem Hoca'nın söylediği gibi mezun olduktan sonra da ne yapacağımı bileceğime dair, ne yapacağımı bildiğim için kendime olan inancım yükseldi. Hı hı. Kendime olan güvenim bayağı kendine. Şimdi mezun olduktan sonra mesela senin ne yapmak istediğini gerçekten biliyor musun? Çünkü Cem'in de bahsettiği gibi bazı arkadaşlarımız son seneye kadar buna henüz karar verememiş oluyorlar. Evet. Ve son sene bu bocalamanın içinde kalıyorlar. Hı hı. Hangisine daha yakınlarsa, hangisini daha çok istiyorlarsa en sonunda karar vermek zorunda kalıyorlar. Ama anladığım kadarıyla sen şu anda netsin. Mezun evet. olduktan sonra ne yapacaksın? Aslında çok net değilim. Çok net konuşuyorum ama... Ben bu işte ilk başta spor kültürünün bir ülkede yaygın olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle yapacağım çalışmalar bunun üzerine odaklanacak. Spor kültürü bir ülkenin gelişimi için bence olmazsa olmaz temel unsurlardan birisi. Önce spor kültürünün yaygınlaştırılması, yaptığım sporu kullanarak veya kullanmayarak belirli projelerle bunu planlıyorum. Daha sonra aslında sporculara gereken önemin verilmediğini düşünüyorum ben aslında. Yani Türkiye'de spora baktığınız zaman aslında sadece futbol odaklı bir şey görüyorsunuz. Yani alternatif sporlara belki de yeterince. Evet, alternatif sporlara Hı-hı. odaklanılması için daha çok çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum ben ve bu konu üstüne çalışacağım. Mezun olduktan sonra. Şanslıyız o zaman Cem Hocam. Yani geliyorlar. Mezun olduktan sonra gerçekten çok sağlam bir kadro yetiştiriyorsunuz bence. Begüm sen projelerle ilgili neler söyleyeceksin? Arkadaşım futbol odaklı demişti sporla ilgili. Ya da ben kendim de bunu çok yaşadım. Altyapıdan beri bir kulüpte yetişiyorsun sürekli ve sana odaklı oynuyorlar. Ve bir anda başka bir insan transfer edip ya da başka bir yabancı transfer edip seni o kulüpten gönderiyorlar. Yani bildiğin hayallerin tamamen suya düşebiliyor yani. Bunun üzerinde ben çok durmak istiyorum ya. Altyapıdan yetiştirilen sporcuların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve onların geliştirilmesi konusunda
çok fazla üzerinde durmak istiyorum. Peki okulda yaptığınız projeleri düşünecek olursak, hani hep teori bilgiler alıyorsunuz ama bunu pratikte de uygulama imkanı sağlanıyor size aynı şekilde. Bu sene bir projemiz vardı. Hiç bilmediğim bir triatlon projemiz vardı. Yani hiçbir şekilde hiçbir fikrim yoktu. Nasıl mesela sponsor alınır, nasıl proje tasarlanır. İki ay boyunca bunun üzerine çalıştık arkadaşlarımızla beraber. O proje bitiminde ben şunu gördüm kendimde. Ben gerçekten bir spor organizasyonu düzenleyebilirim. Hani gerekli alanlarla görüşebilip bunu yani yapabileceğimi düşünüyorum şu an. Ama o projeyi yapmasaydım o konu hakkında hiçbir fikrim yoktu gerçekten. Projeler size aslında bir bakımı da özgüven sağlamış oluyor, özgüven katmış oluyor. O proje çok keyifli bir proje, evet, anlatayım. Çok... Birazcık bahsederseniz, bizim ilgimizi çekiyor çünkü Cem anlatayım. Hocam. Anlatayım, spor etkinliklerine başvuru ve adaylık adlı bir dersimiz var bizim. Ve bu dersin kurgusunu aslında Türkiye'nin de 5 kere deneyip maalesef henüz başaramamış olduğu olimpiyat adaylığı üstüne kurguladık. En son 2020 olimpiyatlarına yönelik yapmış olduğumuz adaylık süreci içerisinde yaklaşık 120 kişilik bir ekip kuruldu ve bu insanlar 1,5-2 sene boyunca sistemli, stratejik şekilde çalıştılar. Altyapısını kurguladı. Yalnızca almak için olimpiyatları, bir etkinlik falan yok. Yalnızca onu alabilmenin altyapısını sağlayabilmek adına 120 kişilik bir ekip çalıştı ve bütün stratejileri, konaklaması, transferi, sponsorlukları, halk desteği, tesisleri bunlarla alakalı ayrı ayrı kapsamlı kitaplar oluşturdular. Bizim bu başvuru ve adaylık dersimizin şablonu bu adaylık süreciyle oluşturuldu. Ve Begüm'ün de dile getirmiş olduğu gibi öğrencilerin olabildiğince kısıtlı bilginin var olduğu bir spor branşında ki triatlonu seçtik bu sene. Bir dünya şampiyonası organizasyonunu Türkiye'nin büyük şehirler dışında kalan şehirlerinden birinde organize etmelerini onlardan talep ettik. Bütün bu organizasyonu o şehre alabilmek adına Uluslararası Triatlon Federasyonu'na bir sunum yapmaları gerekiyordu bu proje kapsamında. Ve daha önce hani triatlonun ne olduğuna dair fikri olmayan 30-35 kişi bir araya gelip bu branş nedir, ne gibi özellikleri vardır, parkurunun özellikleri nelerdir, işte konaklamanın parkura ne kadar uzaklıkta olması gerekir, hangi yemekleri yerler, nasıl sponsorluk paketleri vardır, yayını nasıl gerçekleşir. Transition alanlarına varıncaya kadar aynen, geçişler. Aynen yani geçişler nasıl olur, gölde yüzdürebilir misin, denizde mi yüzdürürsün, nehirde mi yüzdürürsün onlara kadar bir sürü soruya, daha önce hiç karşı karşıya kalmadıkları bir sürü soruya cevap üretecek nitelikte bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve ikişer üçer kişilik gruplarda söylediğim gibi büyük şehirlerde kolay yapıyı bulabiliyorsunuz, tabii, otelleri buluyorsunuz ama ufak şehirlerde bu operasyonu yapabilmek gerçekten zor. Ve ufak şehirlerde bu tip etkinlikleri yaptığınız zaman çok daha büyük topluma dokunan etkiler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yani Erzurum'da gerçekleştirilen kış sporlarıyla alakalı etkinliklerin ben etkisini bundan etkinliklerin yapılmasından 5-6 sene sonra oraya gitmiş olmama rağmen gördüm. Şehir hala 2011 yılında gerçekleştirilen etkinlikten gurur duyuyordu. Aynı şekilde Mersin'de mesela. Büyük şehirlerde bu etkinlikler kaybolabiliyor. Yani bir dünya şampiyonası organize ediyorsunuz. Sokaktaki insanların bundan haberdar olmama durumu oluyor. Ama ufak şehirlerde o etkiyi çok daha kolay ortaya çıkartabiliyorsunuz kısıtlı imkanlarla. Hı hı. Biz de olabildiğince zorlaştırıyoruz şartları ki öğrenci arkadaşlar çok güzel çalışmalar yaptılar. Yani içinden otelleri arayıp fiyat arayanlar, federasyonu arayıp uygulama kılavuzunu isteyenler. Yani Samsun'da gerçekten 3-4 tane otel Dünya Triatlon Şampiyonası'nın yapılacağını düşündü. Çünkü öğrenciler o şekilde aradılar, fiyat teklifi aldılar, fiyatları düşürmeye çalıştılar vesaire. Ama ne oldu? Öğrendiler. Yani bu iş gerçekten nasıl yapılır? Böyle bir taslak sunum nasıl oluşturulur? Bilgiler nereden, ne şekilde alınır, nasıl kurgulanır? Bunları öğrendiler. Bu projelerle de bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız temel amaç işte gerçekten uygulanabilecek nitelikte bir takım işleri daha okurken tasarlayabilmelerini, planlayabilmelerini sağlayabilmek. Ve sonuç olarak Cem Hocam yine Begüm'ün şu anda söylemiş olduğu ben şu anda bir spor organizasyonunu gerçekleştirebilirim diyor. Bence bu da çok önemli bir şey bitirdikten sonra. Kendine o güvenin gelmiş olması da gerçekten çok önemli. Hı-hı. Kısa bir reklam aramız var. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Akademik dünya ve spor kaldığı yerden devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Stüdyomuzda Bilgi Spor öğrencileri Asena Melike Ağansoy ve Begüm Çapraz bugün bizlerle birlikteler. Evet, Bilgi Spor'dan konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben birazcık da yine bölüm içerinizdeki derslerden bahsetmek istiyorum. Hangi dersleri görüyorsunuz? Ne çok alternatifleriniz var? Birazcık bunları isterseniz sizden dinleyelim. Tabii. Derslerimiz arasında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki spor organizasyonları gibi bir dersimiz var. Spor pazarlaması diye bir dersimiz var. Spor bilimi dersimiz vardı. Beni çok etkilemişti. Şimdi onu soracaktım. En çok seni içine çeken hangi ders diyecektim? Spor bilimi dersiydi kesinlikle. Çünkü bir konuya bilim olarak yaklaştığınız zaman o konunun geliştirilmesi her zaman daha kesin sonuçlar vererek oluyor. Ve spor kesinlikle bence bilim olarak yaklaşılması gereken bir konu. Onun için spor bilimi dersi beni çok etkilemişti. Ve o derste öğrendiğim şeyleri mezun olduktan sonra da çok uzun süre kullanacağımı düşünüyorum ben açıkçası. Begüm, senin en çok etkilendiğin... Beni en çok etkileyen tabii ki spor pazarlaması. Kesinlikle yani bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ve en çok dinlediğim, özen gösterdiğim, önemsediğim ders de spor pazarlaması dersiydi. Hı hı. Spor tarihi dersi görüyoruz. Sporda etik dersi görüyoruz. Peki böyle aşağı başlıklar, yani spor yöneticiliği ismiyle geçse de Cem Hocam, altına gerçekten birçok şeyi barındırıyor. Bunun içinde medya var, psikoloji var, az önce bahsettiğiniz gibi sponsorluk kısmı var. Hani siz de bu müfredatı birazcık hazırlarken neleri göz önünde bulundurdunuz? Arkadaşlarımız da mesela özellikle kendilerine yakın buldukları dersler de içlerinde, ki bu çok önemli bir öğrencinin derse bağlanması için. Müfredatla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Bizim burada 4 tane temel odağımız vardı bu müfredatı hazırlarken. Spor yönetimi son derece geniş bir alan. Yani işin organizasyonel boyutu var, tesis boyutu var, medya boyutu var, teknoloji boyutu var. Alt kırılımları çok fazla, yani spor yöneticiliğinin altında 20-22 tane farklı alan tanımlayabilirsiniz. Biz bunlardan 4 tanesini ön plana çıkartacak şekilde bir müfredat kurguladık. Bunun içerisinde spor pazarlaması ve spor sponsorlukları yönetimi ön plana çıkıyor. Spor iletişimi ayrı bir başlık olarak ön plana çıkıyor. Tesis yönetimi gene ayrı bir başlık ve etkinlik yönetimi ayrı bir başlık. Ve temel bir takım bilgileri de sunarak genel organizasyonel yapı bir spor kulübünün Türkiye'deki standartlardaki, Türkiye'deki yapıdaki bir kulübün yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, performansın yönetimi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi vesaire, bu gibi konuları içerisine alan genel bir takım derslerden sonra bu 4 ana başlık üzerine odaklanarak öğrencilerimize seçim yapma alternatifleri sunuyoruz. Ve demin bahsettim ya ki bitirdikten sonra ne yapacağım bilmiyorum dedi. Bilmemesi güzel bir şey bizim için. Çünkü sürekli olarak genişleyerek devam etmesi gerektiğine inanıyoruz biz dağarcığının. Ve her aldığı derste, her gördüğü derste yeni bir takım kapılar açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu da varmış, belki bu tarafa gidebilirim. Bu da varmış, buna odaklanabilirim gibi sürekli olarak genişleyen bir yapı yaratma çabası içerisindeyiz. Peki size yine böyle ders müfredatına baktığınız zaman ilginç gelen farklı bir içerik de var mı mesela? Hiç düşünmediğiniz ama bu da varmış dediğiniz, sizi şaşırtan bir şey de var mı bölümde açıkçası? Açıkçası ben profesyonel olarak spor yapıyorum ama aynı zamanda takımım Korvos Combat'ın yönetim bölümünde de yer alıyorum. Öyle mi? Yani takım hakkında yapılan bazı şeylerde benim de mesela yardımcı olmam gerekebiliyor. O konularda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığım için bu bölümde öğrendiğim çoğu şey bana çok yeni ve çok ilginç geliyor açıkçası. Yani benim kullanabileceğim çok fazla değişik konu başlığı var. Öğrenebileceğim, bilgi edinebileceğim. Onun için öğrendiğim her yeni şey, çünkü öğrendiğim her şey bana yeni geldiği için her şey bana değişik ve yeni geliyor. Çünkü yaklaşımı çok farklı konuya. Bu yüzden... Bunları da profesyonel spor hayatına aslında taşıyabiliyorsun, evet. Bir şekilde entegre edebiliyorsun. Senin için de aynı şey geçerli mi Begüm? Sende farklı değişik bulduğun içerikler var mı bölümde? Kesinlikle bir sürü var, fakat birçok şey öğreniyoruz ama bunları uygulamaya geçirmek de bence çok önemli. Ben bu kış bir 6 ay kadar staj yaptım. Staj çok önemli. Evet, staj gerçekten çok önemli. Hani bir şeyler biliyorum fakat tecrübem olmadığı için insanlar sana böyle farklı bir şekilde bakabiliyor. Hani şunu bile duydum, yeni bir eleman alalım fakat stajyer olmasın. Kesinlikle tecrübeli biri olsun. Zaten tecrübeli olsak yanınızda staj yapmayacağız. Evet, kesinlikle staj yapmak.
önemli. Biraz o stajı anlatsana bize Begüm. Hani nereye gittin, ne yaptın, neler sana gördün, nasıl neler kattı. Oldu? Çünkü tekrar talep de etti. Yani bir, o 6 aylık periyodu bitirdikten sonra yeni bir yapının içerisine girip farklı bir takım kurumları da görmek adına bir imkan yaratabilir miyiz diye baktık. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Hani bölümde sürekli olarak öğrencilerimize bir takım yapıların içerisine girebilecekleri, insanlar tanıyabilecekleri, belki zaman zaman harçlık kazanabilecekleri bir yapı sunma çabası içerisindeyiz. Hani Begüm'ün de o yönde bir talebi oldu. Benimki isteğe bağlı oldu. Zaten 4. sınıfta bizim zorunlu stajımız başlayacak. Ama ben staj yapmayı gerçekten çok istedim. TED spor okullarında staj yaptım. Halkla ilişkiler, insan kaynakları, koordinatörlük tarzında. Bana bayağı çok fazla şey kattığını düşünüyorum ya. Hani mesela neler kattı? Biraz şöyle açacak olursam. İnsanlarla nasıl etkileşime girebilirim? İletişim, mesela bir müşteri aradığında onunla nasıl konuşulur, nasıl organize edilir? Bunları öğrendim. Buna benzer birçok şeyi barındırıyor gerçekten aslında. İletişim burada tabii ki çok ön plana çıkıyor. Toplum olarak iletişim kurma noktasında bir takım problemleri tespit ediyorum ben. Özellikle dinleyen bir toplum değiliz. Çünkü iletişim bir süreç. Hani mesajı gönderiyorsunuz ama karşı tarafın o mesajı algılayıp, anlayıp, yorumlayıp size bir geri bildirimde bulunması gerekiyor. Biz o dinleme gerçekleşmediği takdirde o demin bahsetmiş olduğum süreçten hiçbiri zaten ortaya çıkmıyor. Zaten dinlemediğiniz için tamamen reddetme gibi bir durum ortaya çıkıyor ve dinleme olmadığı zaman da zaten iletişim kuramıyorsunuz. Şimdi öğrencilerimizin karşılaşacağı, spor ortamında karşılaşacağı en önemli problemlerden ve zorluklardan bir tanesi bu ülkemizdeki iletişimde karşı karşıya kalınan durumlar. Ve spora baktığınız zaman çok sosyal bir ortamdasınız. Yani tamam, teorisini biliyorsunuz, neyi nasıl yapmanız gerektiğini belki kağıt üzerinde bilincindesiniz ama bunu uygulamaya dökebilmek adına insan faktörünü aşmanız gerekiyor. Çünkü tamamen sosyal bir yapı olduğu için bir kurumda çalışıyorsunuz. Karşınızda bir antrenör var. Karşınızda sporcu var. Karşınızda veli var. Karşınızda üye var. Bunların hepsiyle iletişim kurmanız gerekiyor. Problemleri çözebilmek için, o istediğiniz hedeflere erişebilmek adına. Bu bağlamda öğrencilerimizin hani iletişim becerilerini maksimum düzeyde ortaya çıkartabilecekleri, sergileyebilecekleri bir takım imkanlar yaratma çabası içerisindeyiz. Staj da burada çok önemli. Begüm'ün dile getirmiş olduğu gibi son sene stajımız zorunlu var. Zorunlu bir stajımız var. Onun öncesinde sürekli bu tarz alternatifler sunuyoruz. Öğrencilerimize ve destekliyoruz. Belki burada Melike'ye şunu sormak lazım. Öğrenciyi destekliyoruz deyince aklıma geldi. Aktif sporcular. Yani bizim bölüme gelip bizim bölümde okumak isteyen çok fazla aktif sporcu oluyor. En baştan şunu söylüyoruz arkadaşlar, hani kalkıp da 14 haftalık ders müfredatının 3 haftasında gelip okuldan mezun olman, geçmen öyle bir mümkün şey söz konusu değil. Değil. Çünkü biz burada bir takım bilgileri aktarmaya çalışıyoruz, bir ideolojimiz var ve bunu aktarabilmenin yolu da öğrenciyle karşı karşıya gelmekten geçiyor. Yoksa online bir eğitim programı açardık, zaten devam ederdik. Dolayısıyla bizim hedeflerimize ulaşabilmemiz için öğrencinin bir fiil orada olması gerekiyor. Belki Melike'ye onu sormak lazım. Zor mu? Sporla birlikte götürmek aslında biraz zor, evet. Ama eğer planlı, programlı ve disiplinli çalışıyorsanız çok da zor değil. Çünkü hem hocalarımızın aslında bize olan yaklaşımı sayesinde hem de okulun bizi destekleme biçimiyle biz profesyonel sporcu olarak bilgide okumak bence çok rahat. Çünkü tolerans tanıyorlar mı gerçekten hocalarınız? Tolerans tabii ki tanıyorlar ama Cem Hoca'nın da dediği gibi yani bir dönemin işte iki ayı gelmeyip derse kalanında gelip derse katılarak hiçbir şey öğrenmemiz mümkün değil. Ama onun dışında ders saatleriyle ilgili veya daha sonra ulaşmak istediğimiz bilgilerle ilgili bizi oldukça destekliyorlar. Senin için önemli tabii ki bu. Çünkü sürekli müsabakalar bildiğim kadarıyla çoğu da herhalde yurt dışında gerçekleşiyor. O yüzden de sürekli bir halindesin, trafik halindesin aslında. Melike sürekli yurt dışında. Peki Melike, yine bu bölümü özellikle kimler tercih etmeli sence? Yeni başvuracak olan insanlar da olabilir aynı şekilde. Ya da bu bölümü neden tercih etmeliler?
Bu bölümü tercih etmeliler çünkü bence bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktörlerden birisi spor. Evet, hem kültürel olarak hem politik olarak spor çok önemli bir yerde duruyor bence. Onun için profesyonel olarak spor yapan, yapmayan ama sporu seven insanların kesinlikle okumak istedikleri bölümler arasında bir göz atmaları gereken bölümlerden birisi spor yönetimi. Hem okurken çok eğlenceli bir bölüm çünkü teorik olarak öğrendiğiniz pek çok şey var ama bir yandan yaptığınız stajlarla ve projelerle bunu pratiğe de döküyorsunuz ve bu mezun olduğunuz zaman size çok fazla artıları olan bir konu oluyor. Onun dışında sporun daha fazla yaygınlaşması gerektiğini düşünen insanlar okuyabilir spor yönetimi. Cem Hocam aslında Melike çok güzel bir noktaya değindi bence. Daha önceki programlarımızda da sizinle konuşmuştuk. Hani illa sporun içinde spor yapıyor olması gerekmiyor ama sevmesi çok önemli demiştiniz siz de. Bölümü özellikle arkadaşlarımızı seçerken sizin de göz önünde bulundurduğunuz kriterlerinizden biri yine bu işi sevmesi mi, iletişimden bahsettiniz. Siz de neleri daha çok göz önünde bulunduruyorsunuz? Çünkü illa spor yapması gerekmiyor da dediniz ama sevmesi çok önemli. Şöyle o aday öğrenciler bu şok ayıp yaşıyorlar. Aa siz sınavda koşturmuyor musunuz veya hani bilgiye dayalı mı gibi bir şok yaşıyorlar. Bizim buradaki temel odağımız bir takım temel becerilere sahip olması. Yani tamam sportif beceriler güzel, iyi, değerli, mutlaka bir adayın sportif geçmişinin olması, sportif başarısının artısı. Olması bizim için artı. Ama şu ana kadar 3 sene içerisinde bölüme giren 16 burslu öğrenciden 4 veya 5 tanesi aktif olarak spor yapmıyor. Ama çok başarılılar. Yani sorduğumuz bütün soruları biliyorlar ve burslu girdikten sonra da bu başarılarını büyük ölçüde devam ettiriyorlar. Bu sene giren bir öğrencimiz oldu. 50 tane soruda 48 tane doğru yaptı. Sporcu değil. 48 tane doğru yaptı bir de kolaydı dedi. Sinirimi bozdu. Oluyor böyle öğrenciler ve çok başarılı oluyorlar bunlar ama. Çünkü bir takım yönetici vasıflarına sahipler. İletişim becerileri iyi, hayal güçleri kuvvetli. Sporda kendilerine bir kariyer yapabileceklerine dair inançları tam. Bu nitelikler bizim için önemli. Tabii ki spora dair genel kültürü sahip olması lazım, biliyor olması lazım. Ama bunun yanı sıra bu söylediğim becerileri de sergileyebiliyor olmaları gerekiyor. Çünkü değerlendirme kriterlerimiz tamamen bunun üstüne kurulu. Yabancı dil çok önemli. Geçen sene ilk defa İngilizceye döndüğümüz zaman bölüme giren 55 öğrenciden 11 tanesi hazırlığı geçip direkt geldiler. 44 tanesi hazırlığa gitti. Hazırlıkta tabii çok ciddi bir eğitim var. Haftada 5 gün İngilizce ki sıfır noktasındaki bir İngilizceyi de bir sene içerisinde bizim o önlerine koyduğumuz kitapları anlayabilecek hale getirmek gerçekten çok zor. Yani öğrencinin 5 saat okula gitmesi lazım. Bir 5 saatte kendinin evde çalışması lazım. Evet. Ancak o yıllar içerisinde öğrenemediği İngilizcenin açığını o şekilde kapatabilir. Ama işte bununla alakalı da gelen öğrencilere biz açıkladığımız zaman, durumu gösterdiğimiz zaman onlar da hemfikir oluyorlar. Evet hocam haklısınız diyorlar genellikle. Dolayısıyla bu seneki seçim kriterlerimiz içine İngilizce bilgisini de koyduk. Öğrencilere mülakat esnasında bir takım İngilizce ile alakalı temel sorular da sorup İngilizce dil yeterliliklerini de tespit ediyoruz. Bu da değerlendirme kriterlerimiz içerisinde yer almaya başladı. Peki arkadaşlar genellikle üniversiteden yine böyle mezun olmaya yakın özellikle öğrencilerde bir kaygı oluşuyor. Gelecek kaygısı oluşuyor. Hepimizde olmuştur. Yine de bu bölümde okuduğunuz için siz biraz daha kendinizden emin misiniz? Böyle bir kaygı daha mı az safhada? Bunları da merak ediyorum biraz. Aslında çok da emin değiliz. Çünkü benim şöyle bir başımdan geçen bir olay da oldu. Hep Begüm'ün başından geçmiş hocam olaylar. Cem Hocam vasıtasıyla staj için görüşmeye gittim birine. Beni şey zannetti, antrenörlük okuduğumu zannetti. Şey dedi, ne yapacaksın ki sen dedi, antrenörlük dışında bir şey yapmayacaksan hani. Ben dedim işte hani halkla ilişkiler, böyle koordinatörlük falan. Onları yapan insanlar var zaten. Muhasebede çalışıyorlar, şeyde çalışıyorlar. Senin yapabileceğin bir şey yok burada dedi. Beni gerçekten çok üzmüştü. Demoralize yani. etti. O demoralizasyon tabii ki bu tip problemlerle karşı karşıya kalacak öğrenci arkadaşlarımız ama spor kurumları, Türkiye'deki spor kurumları profesyonelleşmek zorundalar. Onlar için bir opsiyon değil.
Bir zorunluluk bu. Ve demin karşı karşıya kaldığı durumdaki yaklaşımı sergileyen kulüpler maalesef yaşantılarını sürdüremeyecekler. Yani muhasebede finansla ilişkili dinamiklere bakan, finans bilgisi olan bir insanı kalkıp kulübün halkla ilişkileriyle alakalı bir takım işlerin içerisine sokmak sonuçta başarısızlığı getirmek durumunda. Yani başaramazsınız çünkü o iş ayrı, bu iş ayrı. O işin eğitimi ayrı, o işin temel bilgisi ayrı, bu işin temel bilgisi ayrı. Ve öğrencilerimiz işte bu nokta atışıyla alt alanları bularak kendilerini o alanlarda geliştiriyor olmaları gerektiğine inanıyoruz ki biz gidip iş başvurusunu yaptıkları zaman da ben bu departmanda şu işleri yapabilirim diyebilsinler. Çünkü onu diyemedikleri noktada işte kulüp yöneticilerinin veya sahiplerinin, işletmecilerinin veya alaylı olarak o işleri yapan insanların yaklaşımları farklı olabiliyor ve bu tip olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ama bunlar dünyadaki arkadaşlarınızın moralini bozmasın evet, aslında. Evet, kesinlikle moral bozacak bir durum değil. Tam tersine şunu yapması lazım bu tarz durumda karşı karşıya kalan bir arkadaşımızın. Bakın bu işteki gereksinimleriniz şunlar şunlar. Bende bu nitelikler var. Antrenör olarak çalıştığınız insanın sahanın içerisindeki operasyona kanalize olması lazım. O spor okulunun yeni öğrencileri nasıl edineceğine dair kararları vermek antrenörün işi olmamalı. Antrenörün işi o spor branşını o çocuğa nasıl daha iyi öğretebilirim? O çocuğu nasıl bir sporcu haline getirebilirim? Daha başarılı olmasını sağlayabilirim. Bunu düşünmeli, buna odaklanmalı. Çünkü orada da bir derya var. Yani işin antrenörlük işin teknik boyutuyla alakalı da öğrenilmesi gereken, yapılması, kendisini geliştirmesi gereken çok geniş bir alan var. Hani bu taraftaki satışa, pazarlamasına odaklanırsa o tarafa bakmayacak. Ama o tarafa baksın, sporcuyu yetiştirsin, niteliklerini arttırsın. Spor yöneticiliği alanında, spor pazarlaması alanında eğittiğimiz aday arkadaşlarımız, öğrencilerimiz de bu tarafa baksın, bu taraftaki işleri eksiksiz olarak gerçekleştirsin ki bir takım çalışmasıyla burada kurum hedeflerine erişebilsin. Ben yine Melike'ye bir soru yöneltmek istiyorum. Kendisi Jiu-Jitsu sporunda Türkiye'nin ilk kadın kahverengi kuşağı ve ilk profesyonel kadın eğitmenisin aynı zamanda. Biraz demin az önce spor yöneticiliği altındaki şeylerden bahsettik. Bunlardan biri de spor psikolojisi. Evet. Ve sen de bir eğitmen olarak aynı zamanda yine burada aldığın eğitimi kendi genç öğrenciler, kendi yetiştirdiğin öğrenciler üzerinde de etkisi oluyor mu aslında spor psikolojisinin? Biraz da bunu merak ediyorum. Aslında evet ben çok fazla faydasını gördüm bunun. Çünkü öğrettiğim spor çok kolay bir spor değil açıkçası. Evet. Sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de aslında çok eğlenceli bir spor. Ama bir yandan biraz zorlayıcı bir spor çünkü çok fazla fiziksel temas içeriyor. Ve aslında dövüş sporu olarak bilindiği için insanlar çok ön yargıyla yaklaşıyor. Yani psikolojiyle işin içine ben girdiğim zaman önce ailelerin ön yargısını kırmak görevim. Daha sonra ders içinde çocukların motivasyonunu devam ettirmelerinde psikoloji, yani spor psikolojisini çokça kullanıyorum. Okulda öğrendiğim şekliyle en azından. İşte zaten yapmaya çalıştınız herhalde Cem Hocam. Bu pratikte bu şekilde uygulatmak ağırlıklı evet. Teoriyi. Evet. Üçüncü seneye geldik. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Dördüncü sene. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü ilk mezunlarımızı verip piyasada bir takım pozisyonları almaya başladıkları zaman farklılık ortaya çıkmaya aynen, başlayacak. Aynen. Üniversiteyle ve bölümle alakalı piyasada bir algı da oluşmaya başlayacak. Hani ilk etapta dolayısıyla bu pozisyonlara giden mezunlarımızın nitelikleri bizim için çok önemli. Umarız bu geride kalan, onlar için 3. sınıfa geçtiler. Geride kalan 2 yıllık dönemi de olabildiğince iyi şekilde değerlendirip onları daha nitelikli bireyler olarak mezun edebiliriz. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde bizim üniversitenin ve bölümün de spor sektörü içerisindeki itibarı kuvvetlenecek diye düşünüyorum. Evet, bugünlük programımızın sonuna geldik yine Cem Hocam. Arkadaşlarımızın son olarak ilave etmek istedikleri bir şey varsa onları da alalım kendilerinden. Konuk ettiğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de size yeni eğitim döneminizde tekrardan başarılar diliyoruz şimdiden. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Akademik Dünya ve Spor'da bugün de geleceğin spor yöneticileri, bilgi spor öğrencileri Asena Melike Ansoy ve Begüm Çapraz bizlerle birlikteydi. Bilgi spordaki eğitimi konuştuk, spor yöneticiliğini konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın.